Erem Şentürk, Amerika'nın bütün batının Suriye açıklamalarının gerçek anlamı. Batılı ülkeler birden Suriyeli çocuklara üzülmeye başladı. Amerika Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Nikki Haley, Suriyeli çocukların kanları dedi. Esed için canavar dedi. Akla ilk gelen soru, bu kapitalistler insan değiller ama insan taklidi yapmaya mı başladılar? Tabii ki hayır, kesinlikle hayır. Kapitalistler yavru kedi severken bile barbardır, canavardır, tehlikelidir ve o kedinin acilen kurtarılması gerekir. Guda'da gaz saldırısı oldu mu? Oldu. Geçen hafta ilk defa mı oldu? Hayır. Dört yıldır oluyor. Kim yapıyor bu saldırıları? Bağız, Rusya ve İran. En son saldırıyı kim yaptı? Görünen Bağız ama CIA manipüle etmiş olabilir. Bizzat CIA yapmış olabilir. Ruslar yapmış olabilir. Yine Esed denilen Bağız kuklası sosyopat da sırf zevk için yapmış olabilir. Hepsi olabilir ve gerçekten trajedi o kadar yüksek ki artık kimin yaptığının bir önemi yok. Hamaney'in teolojik liderliğinde tetikçilik yapan Putin, her gün İran'ın faşist mezhepçi hedefleri uğruna çocuk katlediyor. Yeni mi sanki? Peki dertlerin ne bunların? Aynıden sahnelenen bu tiyatronun amacı ne? Amerika, İngiltere, Fransa vesaire. Hülasa bu emperyalistler neyin peşindeler? Bir taşla biri küçük biri büyük iki kuşun. Küçük kuş Suud'un başına geçmeye hazırlanan özenti ergen babasının parasını başta Amerika ve birkaç AB ülkesine saçıyor paranın büyüğünü Amerika alacak ama ikinci sırada İngiltere, üçüncü sırada Fransa var. Bunların arasında en garibanları Almanya ve İtalya oldu o yüzden sessizler. Milyar dolarlık silah anlaşmaları, yok opera danışmanlığı, yok eğitim danışmanlığı, yok su ihalesi derken para saçıyor adam. Ne istiyor? Güya İran'ı böyle yenecek. O yüzden gaza geldi batılılar. İran düşmanlığı pozu veriyorlar. Peki gerçek mi bu? Tabii ki değil. Hristiyanlar ve Persler tarih boyunca düşman olmadılar. Yarın da olmayacaklar. Şu anda ekonomik buhrandalar ve kendine parayla arkadaş satın almaya çalışan şımarık zengin çocuğun saçtığı dolarlar bir süreliğine can suyu olacak. Sene sonuna kadar parayı yerler, sonra işler değişir. Büyük kuş önce ajan krizi şimdi kimyasal silah kriziyle rusya'yı köşeye sıkıştırıp baskı kurmaya çalışıyorlar çin ve rusya denklemi sırtlan sürüsü içinde rekabet hırlamalarına sebep oldu hakimiyet ve sömürü paylaşımı yaparken arada sırada birbirlerine hırlıyorlar hepsi bu kendi enerjimizi üreteceğiz. Bunlara bağımlı kalmayacağız. Kendi çeliğimizi, kendi silahımızı üreteceğiz. Bunların ittifakına mecbur kalmayacağız. Bir arada birlik halinde duracağız. Bunlar aramıza girip bizi bölemeyecekler. İran, İsrail, Rusya, Amerika ya da Suud Türkiye hakkında ne söylerse söylesin, kimi hangi konuda eleştirirse eleştirsin, karşılarına dikilip defol git diye kovalayacağız. Kafalarına vura vura Türklerin arasına giremiyoruz. Onlar kendi aralarında tartışır ama düşmanı gördüler mi birlik olur diye yeniden öğreteceğiz. Eremşen Türk Diriliş Postası